Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, Hatice Hanım'ın yeni evi. Yeni odası diyelim. Arkadaşlar, Hatice Hanım böyle huru diri yapmak için ondan sonra hemen benim atölyemin bir kenarlarına koyduğu için ben de Hatice Hanım'ın yeni evi odası diyorum buraya. Yanlış anlamayın, burası benim atölyem. Kışın soğuk oluyor. Şöyle sac olduğu için terleme yapıyor. Ondan sonra bunlar şöyle ısı yalıtımla yapılır arkadaşlar. Strafor yapıştırdım tavanlara. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Köpük. Gayet de güzel oldu. Köpük dedikleri malzemeden arkadaşlar. İleride iki zamanda da buralara bir bez, beyaz bez parçası şöyle güzelce veya renkli bez parçası da olabilir. Tavana böyle gerdirme yapacağım. Güzel bir desen oluşturup arkadaşlar. Bu da bir çalışma benim için. Emekliliğin günlerini böyle burada çalışırken, temiz bir ortamda bir şeyler yaparken ben boş duramıyorum arkadaşlar. Onun için de böyle bir düzenleme yapmam gerekiyor. Her şey birden olmuyor. Kademe kademe. Bir gün malzemenin birisini bulsam, birini bulamıyorum. Zaman geçtikçe, elimize bir şeyler geçtikçe bize böyle değerlendirmiyoruz. Ama güzel oldu. Güzel neden oldu, diyeceksin? Evet. Şöyle çekim mesela şeyin rengini bile değiştiriyor. Ama beyazı koyunca daha güzel durdu biliyor musun baba? Beyazı yapınca tabii ki güzel oluyor. Her zaman. Bir şöyle bakın arkadaşlar. Bir de şimdi bembeyaz. Daha güzel duruyor. Yalnız bu köpüğün sesi midir nedir arkadaşlar? Tüylerim diken diken oluyor. Niye? Bilmiyorum. Dişlerim bir tuhaf oluyor. Kıymıkım battı. Bak bakayım bir. Evet. Bak çıkarayım dur geliyorum. Arkadaşlar bazen böyle kazalarda görünmez kaza derler. Yaşanabiliyor elimizde. Ne diyorsunuz siz? Arkadaşlar şunların birleşişine bakar mısınız? Ne güzel değil mi? Bunlar da ben burada çalışırken arkadaşlar böyle geliyor. Ziyaretime. Ah oraya da durdu. Aha geldi. Arkadaşlar bu aynı dumana benzemiyor. Büyüdü ama maşallah kocaman da oldu. Kocaman oldu dumanın yavrusu. Aynen. Şimdi. Bak sen oraları kokluyor. Buralara kokunu bırakma bak. Onları araya, onu da mı araya koyacaksın? Nasıl yapacaksın? Kızım lazım oluyor onları. Ha, şey köpükleri koyarken tam olarak tutmuyor herhalde değil mi? Yapışmalı destek için olarak destek kullanıyorsun. Kullanıyorum onları. Şimdi şöyle yapacağım onu. Birini. Ara kısmına koyacaksın sanırım. Köpüğü en azından arkadaşlar destekliyor. Kurumasını önlüyor. Hem de düşmemiş oluyor. Baba artık silikonu böyle siyah mı satıyorlar? Evet. Önceden beyazdı. Neden siyah? Beyazı da var, siyah da var. Ha sen siyah olarak aldın. Ben siyah olarak. Anladım. Kızım ben şunları ben bir çakayım. Yeter tamam. Ooo bitirmişsin bile. Siyah. Arkadaşlar babamı görüyor musunuz? Ne kadar hızlı. Bitirmiş anne, bile. Annemin yeni odasını bitirdik. Annemin yeni odası olarak kaldı arkadaşlar burası da. Arkadaşlar Hatice Hanım diyor bir kenara un koyun diyor, patates koyun diyor, soğan koyun diyor. Ne kaldı? Sana ne yer kaldı? Hatice Hanım'ın yeni odası diyor. Sana ne yer kaldı o zaman baba? Her yere koyarsa. Annem yani bence bütün depoyu buraya bu sefer yar, benden söylemesi. Onu yapar mı? Aşkım yok. Yani. O yüzden sen başta hiç izin verme. Şimdi de benimle kavga yapıyor zaten o konuda. Aynen. Neymiş? Burası daha serinmiş. Kaç senedir aynı yerlere koyuyor. Hiçbir şey yok. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Vallahi annem şuraya bir tane tek bir şişe getirse onun devamı gelir. Bu böyle. Onu değiştiremiyor annem de. Yapacak yeni bir şey yok. Yeni bir yer gördün mü? Dayanamıyor annem. Dayanamaz. Ama yani burası da öyle güzel oldu ki. Şu senin mesela atölyen olmasa buraya iki tane koltuk at. Şuraya da soba yat. Şu kenarlarda da masalarda da yukam aç.
Neyi? Değil mi? Şuralarda. Yok, ben o anlamda demedim. Ne bileyim, biraz annen kızısın ha. Belki de benzemişimdir. Yok ama bura güneş almıyor ki. Burası soğuk olur. Aynen. Yazın bura güzel olur. Sıcak olur. Sıcak olur. Yazın güzel de kışın soğuk olur. Ama bu döşediğin şeylerle birlikte ısınır. Güzel olur. Sen kendine buraya nasıl yapacaksın? Burayı nasıl ısıtacaksın? Burada serçeler buraya bakıyor şöyle. Ne yapıyor bu? Ne diyor? Nereleri? Bak şimdi. Acaba yuvası ne mi aradı? Ben hiç bakmadım ama. Bilmem. Şuralarda yuva yaptılarsa olabilir. Olabilir belki de. Bakayım bir kontrol edeyim orayı. Yavrular belki kediler diyor. Çatıdan falan geçiyorsa. O da olabilir. Valla güzel oldu. Burası böyle bitti. Desteği de koymuş arkadaşlar yine kurusun diye. Arkadaşlar bu destekler iş yapmazsam bir iki saat böyle durmazsak. Düşüyor. Silikon kurumanca aşağı düşüyor. Onun için de böyle. Çözümü de güzel bulmuşsun. Dün burayı yapmıştım arkadaşlar. Şöylece gösterelim tekrar arkadaşlara. Şimdi şu kenarlar kaldı bakalım. Sadece son. Şu tuşların kalmış. Bu tuşlar değil ama buralar var. Son. Köpüğün var mı? Yeter. Hı, köpük fazla. Yeter. İki paket almıştım arkadaşlar. Böyle tertemiz mis gibi oldu. Canlı canlı durdu. Beyaz beyaz. Değil mi? Evet. Şu aradaki siyahlar olmasaymış. Etçik. Onlar da renk. Renk vermiş. Kenarı da yapayım kızım. Oyalanmayayım ben. Tamam, ben seni o zaman oyalamayayım. Yok, oyalıyorum demedim ya. Ben etçik çeneye tuttum ya, o yüzden dedim. Yok. Tutmadım ben. Annem hiç arayıp sormuyor bile beni. Ondan sonra. Annem mutfağı topluyor. Tamam, toplu. He, o da bugün herhalde niyetlenmiş, hava diyor soğumadan diyor. Perdeleri asak şey yıkayak da tak geri diyor. He, bugün bana çıkış çıkaracak sanırsam. Şurayı yarın yapayım ya da akşam öğlen sonra yapayım. Bu kısmı mı? Biraz keseyim köpüklerini aynı ayarla. He, burada biraz. Ölçeyim. Onun üstü açık mı, cam mı var? Cam var değil mi? Cam var. He, doğru ya. Güzel diyor. Şuradan ölçüsünü alalım. Ölçeyim bakayım. 28. Orada değişiyor mu? Değişti. He. 20. Değişti mi? 27. Ya, orası daha şu baş niye o kadar büyük? Bazen olabiliyor. Değişebiliyor. Hı hı.